Tavanlar bitti. Şimdi buranın zımparasını yapıp üzerine de boyayı atıyoruz. Ve bu bölgeyi bitiriyoruz. Bu koltukları falan buraya çekeceğiz. Oturma alanımız burası olacak. Birkaç gün sonra da orası bitti. Artık her yerde oturabileceğiz. Mis. Çok toz oluyor bu. Olsun. Şöyle örtüyle kapattık burayı, bakalım ne kadar fazla olacak. Koltuklarımız zaten en sonunda yıkanacak. Değil mi? Halı yıkama. Tabii tabii. Koltuk yıkama. Halı koltuk yıkama, halı yıkama makinesiyle yıkanacak. Evet, zımpara işi bitti. Şimdi de boyaya geçiyorum. Şu altlar biraz zor olduğu için kestirmesini yaptım. Şimdi böyle sadece duvarla, yani üstlerin kestirmesini yapmadım ama alt tarafa bütün kestirmesini yaptım. Tek kat yetmişim buraya canım. Şu anda görünüş o, yani iki kat. Güzel olacak. Altı çok sarı ya. Şöyle göstereyim. Duvarlar bayağı bir sarı. Bir de tabii biraz şey deformeli. Biraz bu, biraz hasarlı. O yüzden iki kat tam güzel olacak. Son aldığımız boyayı artık bu salona getirmemiz lazım. Evet. Çünkü boya fiyatı bayağı pahalı. Çok pahalı boyalar. Ki bu uygun boyalardan, ya yani uygun markalardan değil mi? Aynen. Şuraları tekrardan o kestirme fırçasıyla şuraları yapmam lazım. Tam bu rulo o aralara girmiyor yani. Şimdi tamam. Şimdi zımpara yaptık ama yine de biraz pütürlü. Oraları yedi kestiriyor. Şunları mesela bilmiyorum, videoda görüküyor mu da? Evet, evet, tırtıklı oralar. Ha. Kestirme fırçasını halledelim orada ya. Ya bizim bir önceki sessiz videomuz var ya arkadaşlar, onda boya fiyatlarından bahsetmiştim ben aslında. Biz bu boyayı A101'den almıştık. 10 litre. 10 litre değilmiş aslında onlar. Boyacıdan da öğrendik. 7,5 litre oluyormuş. 7,5 litre boyayı biz 150 liraya almıştık. Değil mi canım? Evet, 150. Evet, 150 liraya almıştık. Kasati. Evet, aynı marka boyayı. Kasati marka. Neydi rengi canım? Orkide. Heh, orkide rengi. Gittik boyacıda ama 420 lira aldık. Evet. Boyacı da bize açıklamasını yaptı. Ya dedi, abi dedi, o malum şeyler, marketler dedi, özel üretim istiyor dedi kendine. Öyle fiyatta dedi indirebiliyorlar. İşte fabrikaları anlaşmasına bağlı dedi. Yani halka uygun satabilmek uygun, için. Tabii satabilmek için. Ama dedi bir daha da denk gelir mi gelmez mi dedi. Yapar dedi kampanya ama aynı renkte mi yapar dedi. Başka bir renkte mi yapar dedi. Bilemeyiz dedi. Biz de o yüzden 420 lira verip yine 7,5 litre aynı markanın aynı rengini aldık. Çünkü ayırsın istemedik. Biz bunları söylemiştik boya fiyatlarını falan ama videomuz sessiz çıkmadı. Tekrardan tekrarladım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bu boyayı 420 lira aldık. 10 litre. İnşallah bu sefer getireceğiz ve başka boya almayacağız. Evet, banyoyu da boyamıştık. Diğer videoda bitirmiştik. Çok güzel oldu. Evet, ben bu rengi çok sevdim. Böyle sarımtırak değil, tam böyle krem renginde. Eve de çok aydınlık bir hava katıyor. Eğer 101 getirirse bence 101'den alın derim. Eğer boya ihtiyacınız varsa, almak isterseniz, evinizi boyayacaksanız 101'den alın. Kalitesi de normal boyacıdan aldığımızla aynı. Hiçbir fark yok. Çok güzel. Boyacıda 420'liği aldık ama 101'de denk gelirse alın arkadaşlar. Keşke bu aralar denk gelseydi, iki tane birden alırdık yine. Ya biz zannettik ki 10 kilo boya, o 10 kilo boya yeter falan düşündüğümüz eve. Ama banyolar, yatak odasında bitti yani boya. Tabii. Olsun, öğrenmiş olduk en azından ya. 10 kilo boyanın ne kadar alan boyayacağını. Boyacı da söyledi yani. Burası şimdi 2+1 gibi geçiyor. Bize söyledi 2+1 dedik evimiz.
Boyacı da dedi ki abi de senin dedi 2-2,5 galonla da gider dedi. Evet. Yani şu dışarıdaki antreyi falan anlattık. Orada da var dedik. 2,5 galon gider dedi. Biz şu anda ikinci galonu kullanıyoruz. Evet. Bakalım. Bakalım ikinci galon salonu belki salon bitirir. Salon bitirir. Şu araya antreye hole belki bir 3 kilo hani 2,5-3 kilosu varsa onu bir daha alabiliriz diye düşündük. Bence bu oyuncu arkadaş haklı çıkacak bu konuda. Haklı evet. Çünkü her şurulu yuvandırdığında sanki oradan böyle bokum da çekiyor yani böyle. Doğru. Keşke A101'den 3 tane alsaydık bu 10 litreliklerden değil mi? Yani bizim 2 tane aldığımız boya mesela 2 tane alsaydık bu boyacıdan aldığımız bir tanenin fiyatına gene ulaşamıyordu yani. 300 lira yapıyor 300 ikisi. Hani boyacı bize pahalıya satmadı yani. Bunun normal fiyatı oymuş. Evet. O marketin yaptığı bir kampanyaymış bu. O yüzden. İyi de yapmış ya. Yine de bak yine 150 lira bize çok uygun gelmişti. Boya fiyatlarını yaptığımız masrafları da size söylüyoruz zaten bilginiz olsun diye. Hepsi bittiğinde tekrardan bir hepsini çıkar. Ben not alıyorum şimdi tek tek. Bütün şey bittiğinde yani tahsilat da boya işleri bittiğinde genel bir hesap çıkaracağım. En ince ayrıntısına kadar yani. Parmak ucuyla fırçasına kadar yazıyorum yani şu anda. Tamam. Hepsini söyleriz. Aynen. Bu tarafın boyası bitti. Şöyle. Yani ufak tefek işleri kaldı. Şimdi bu tarafa geçtik. Alçı çekiyor Aydın. Bazı yerlere alçı yapılması gerekli bu tarafta da. Yani şuralara mesela yarık. Orada altı da var hocam gösterebilirsin. O yarıkları dolduruyoruz. Hafif bir kurduktan sonra zaten diğer odalarda da yapmıştık aynı şeyi. Tamirat gibi bir şey yapıyoruz yani. Bu sefer ince sürüyorum. Çünkü hemen kuruyup boyaya geçeceğiz, tavana bitireceğiz. Yani buranın işi bitmiş olması lazım bunun inşallah. Burada da kim var? Bakın. Evet, saklandı. Ne yapıyorsun burada? Neden buraya yattın? Evet, burada bir sürpriz var. Şimdi sürprizi açıklıyorum. Büyük sürpriz. Selam, günaydın. Ne yapıyorsun burada? Niye bunların altına girdin böyle? O kadar çok seviyor ki böyle gizli köşe yerlere girmeyi. Değil mi güzelim? Değil mi güzelim? Bir önceki videomuza gösterdiğiniz ilgiden dolayı, yani yanımızda olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Güzel dualarınızı, güzel sözlerinizi bize eksik etmediniz. Yanımızda olduğunuzu gösterdiniz. Bu da bizi çok mutlu etti. Eksik olmayın. Teşekkür ediyoruz. Hani onun mevzusunu kapattık artık. Sizlerin dediği gibi o köyde de işimiz yok. Orada onun da işimiz yok. Ha, sevdiğiniz dostlarımız var mı orada? Birkaç tane dostumuz var. Herkesi seviyoruz orada ama görüştüğümüz ailecek mesela biz orada birkaç kişinin evine girip çıkmıştık. Değil mi canım? Evet. Çayımızı, çorbamızı, kahvemizi sunmuşlardı. Biz afiyetle içmiştik. Onlar da bize gelmişlerdi. Yine arkadaşlarımızı, dostlarımızı tabii ki ziyaret ederiz. İmkan çerçevesinde. Oraya ulaşım zaten zor. İleride bir gün gideriz ama yine. Ya bir de şeye geçelim. Şimdi sulukları falan gösterdik ya biz. Sulukları zaten, tavuk sulukları zaten bizim o cibiler zamanından, yani ufak cibiler zamanındandır. Bizim normal tavuklarımızın kullandığı bir suluk değil onlar. Ama bizim depomuzda duruyordu tabii, yani sağlam bir şekilde duruyorlardı. Oradan odunları getirirken, yani getiremedik de diğer eşyalarımızı aldık. Onlar da o eşyalarımızın içindeydi. Tavuklarımız orada arkadaşımızın kümesinde, onun da var tavukları, hatta cins tavukları var ama bölme bölme yapmış o. Orada gayet güzel bir şekilde bakılıyor. O buraya ziyarete gelirken
kendisi getirecek tavukları, öyle konuştuk. Ben aslında alacaktım da o Engin abi'de onun telaşında işte o kargaşanın içinde onları tamamen unuttum. Daha sonra yolda aklıma geldi. Kendisine dedi ki hiç de canını sıkma, onlar da bizimdir, benimdir. Ben de zaten dedi, eve yerleşin edin, işiniz bitsin diye bekliyorum. Onları dedi hem ziyarete geleceğim hem de tavuklarınızı getireceğim dedi. Böylelikle tavuklarımızda aklımız kalmadı yani. Sizin de kalmasın, tavuklarımız emin elde. Birkaç yer göstermişti yani, şurası değil mi? Evet, o onun kenarlarında da var dökülen yerler. Burada yapalım. Evet, burada da var böyle. Sıvı olması gereken yerler. Aşağılarda da var mı? Gördüğüm kadarıyla yok da diğer tarafta var. İlk yaptığım sıralarda şu fazlalığı kabayı almadığımın hatasını çektim. Tabii bunu şimdi burada açıklıyorum. Sana söylemedim. Banyoyu beklememizin sebebi, yani 3 gündür beklememizin sebebi neydi? Benim bu pasta kreması gibi sürmemdi. Ne olabilir ki? Hani şu birkaç tane daha yapamak böyle değerli ustalarımızdan şeyde izledim. Video mu izledin? Video izledim. Nasıl yaptıklarına baktım yani. Şimdi daha rahat kuruyabilir yani bizim yaptığımız. Evet, inşallah çabuk kurusun. Hemen bitirelim burayı da. Çok uzun sürdü bizim şu bu köşeler, işlerimiz. Mesela şu köşelerde daha çok hocam iyiyim yani. Şu virajları yapamıyorum yani. Artık o kadar çok alçıdır, sıvadır, boya vesaire bir şeyler yaptın ki o köşeleri de artık profesyonel olman gerekirdi. Evet, köşeyi dönemiyoruz. Evet, köşelerde hafif bir sıkıntı oluyor yani dönerken. Biraz hassas çalışmak lazım bence. Evet. Daha ince değil mi? Detaylı. Oldu bak. Vallahi oldu. Bakayım. Dur. Şimdi şey yapıyorlarmış bunu. Üzerini ıslak süngerle düzeltiyorlarmış. Sünger getireyim mi? Deneyelim mi? Getir, deneyelim canım. Hatta bize yorumlarda da yazmışlardı. Islak süngerle düzeltebilirsiniz diye. Hem yorumları da dikkate almış oluruz. Hem de öneriler için teşekkür ederiz. Değerlendirelim bakalım. Aynen. Sen bir getiriyor zahmet. Tamam. O kuruduktan sonra ama hemen şimdi. Şimdi. Kuruduktan sonra bir işe yaramıyor zaten. Sert oluyor. Ben getireyim o zaman. Getireyim. Evet, ıslattım süngeri. Dene bakalım nasıl olacak. Evet. Ben deneyebilir miyim? Ben yapayım. Sen şimdi biraz şey, solaksın ya, sana o taraf ters geliyor diye dedim. Tamam, sen dene canım. Evet, eldiven lazım sana şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Şu an hatırladım, babam böyle yapıyordu biliyor musun? Aa, güzel oluyor. Baksana. Ama bence biraz daha ıslak olması lazım diye bir his uyandı şu an içimde. Gerçi bayağı ıslak su akıyor, baksana. Ben böyle biraz hassas işler yapmayı severim. Burada bir iş yok zaten, oranın fazlalığını alabiliriz. Sen daha önce neredeydin Yelkay? Baksana çok güzel oldu. Bence ispatuladan daha güzel şekil verdi ve yaptığını yani insan yaptığını bozmuyor böyle. Vallahi harika oldu.
Her gün yeni bir bilgi. Oo, çok güzel oldu. Sevdim bu işi. Keşke banyoda da yapsaydık. Eline sağlık canım. Banyoda yapsaydık. Evet. Vallahi sevdim. Güzel oldu. Şimdi o zaman kurusun. İyice ıslattık var ya, hayatta kurumadı şimdi. Kurur ya, kurur. Şu camı da açalım. Hemen tamam. Kurumaya alalım. Çekomastik yok. Silikon mastik. Çekomastik değil. Silikon mastik. Neden çabuk bitiyor? Onu da öğrenmiş oldum şimdi. Tabii ki içinizde bilenleriniz çoktur. Şimdi bunu boşluk ana böyle dolduruyorsun ya. Şöyle çektim. Çektim. Şu arkadaki şu mekanizma yok mu? Evet. Şu grişi. Buna bastın mı herhalde içeride otomatik kilitliyor ve buradan taşmasına engel oluyor. Yani ne anladık yani, buradan? Şimdi buradan çok güzel bir şey öğrendim Helikacığım. Bak. Sıktın. Mekanizmayı kapattın. Buradan atmıyor. Ama iki tane bir tane çekemezsek bunu öğrenen kadar. Sen kapatmamış mısın? Evet. Gerçekten mi? Ben dedim bu ürünler ne çok büyütüyor. Akmış mı bir yere? Ya hep elime akıyordu işte. Baksana ellerime. Buradan bunları temizliyordum ben onları. Şu mekanizmayı kapatınca dışarı atmıyor yani. Acemi olunca böyle malzemeyi de ziyan ediyor insan, evet. Demek ki. Yine tekrarlıyorum. Bilenleriniz çoktur, bilmeyenleriniz için. Boşluğu doldurdunuz. Yani o son noktaya gelirken şu mekanizmayı bir kere bastınız mı otomatik kapanıyor. Yani bir bilgi güzel paylaşınca güzeldir. Teşekkür evet. Ederiz bu bilgiyi paylaştığın için. Rica ederim, ne demek. Ama silikon bitti. Hadi ya. Evet. İşte yani yetirebilirdin demek ki 3-4 silikonu böyle bu tahtaların arasına ama. Belki de bir silikonunu çözer bir şey ya. Belki de. Hüseyin abi ona şaşırıyor galiba. Ne yapıyorsun sen bu silikonları, yiyor musun diyor mastikleri. O da biliyordu da. Daha da yapabilir misin dedi. Yaparım dedim. Ve adam da demişler yapalım dedi. Her şeyi biliyor. Aslında hiçbir şey bilmiyor. Yapa yapa öğreniyoruz birçok şeyi. Olsun ya, az sonra gelebilir Hüseyin abi, ona söyleriz. O gelirken arıyor zaten bir şey lazım mı diye. Tamam. Şunlardan artık şey diyeceğiz, üzerine bastık patladı deriz. Videoyu izlemeyecek mi? Doğru söylüyorsun, doğru. Hüseyin abi lütfen. Burası gerçekten kötü ya. Şu ufak tefekle yapalım mı? Bayağı boşluk var yani. Çatının etrafı kapandı ya dıştan. Evet. Yani herhangi bir rüzgarda falan toz veya pislik gelme ihtimali sıfır ama yine de biz kapatalım. Çünkü üzerine yağlı boya yapacağız. Evet, burada da dolap vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Evet, İlk videoda izleyenler. Yeşildi zaten rengi. Dolap sökülünce böyle bir iz kaldı burada. Boyunca çıkar ya. Çıkar demem yani, boya kapatır. İnşallah. Çekomastiği çektik. Şu anda kurumasını bekliyoruz. Duvarlara da zaten alçı yapmıştık. Zaten onların da kurumasını bekliyoruz. Yani burada şimdilik yapacak bir işimiz yok yani canım. Şöyle diyorum. Burayı mavi boyayalım mı? Yatak odasının duvarını boyadık ya mavi. Hı hı. Burası, sadece burası ama. Şu şey yani eski ocak kısmını. Sadece üst yani. Duvarları değil. Hayır, şu ne? Şu içini falan, burayı, duvarları değil, buraları değil. Sadece şu ocak yerine. Çok ayrı gayrı durmaz mı öyle ya? Ne bileyim, sadece orası. Hani belki önüne koltuk koyarız. Hani şu anda dekoru nasıl yapacağımızı bilemediğimiz için mesela şu yuvarlak olan kısmı belki koltuk falan gelince kapanır. Bilmiyorum. Bilemedim. Ya benim fon perdelerim gri. Yani İzmir'deki evimizde hani yaptırmıştık ya evlenirken.
Koltuklarımıza uygundu. Gri fon perdelerimiz vardı. Yani bu maviyle şimdi ben buraya fon perdesi takarsam şu kornişleri falan değiştiririz çünkü tartmaz. Zaten o ikili korniş onlar. Maviyle gri uyum sağlayabilir mi acaba? Maviyle gri vazgeçilmez zenki. Onlar bir bütün yani. Ya şimdi bir şey yapmak için söylüyorsun böyle. Yok ya, bir araştır sor. Hayır. Maviyle gri ayrılmaz yani. Tamam, o zaman yatak odasının şeyine deneriz. Pardon, konuşamadım. Yatak odasının duvarı mavi ya, fon perdelerini oraya bir takar, bir tanesini deneriz. Eğer uyumlu olursa yaparız. Sarı ile lacivert nasıl birbirine uyumlu renklerse? Mavi, yaşa mavi. Fenerbahçe diyoruz mavi burada. Mavi gri de onun gibi olacak. Burada işimiz yok, kurmaya aldık burayı. Bütün takımları seviyoruz arkadaşlar. Türk bayrağı olan bütün takımları seviyoruz yani. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Dışarıda da birkaç fidemiz var. Sağ olsun ev sahibimiz getirdi onları. Onları ekelim. Karalahana marul vardı canım. Karalahana ve biraz daha marul vardı. Onları ekelim. Toprak da ıslak ki onları birden tutarlar zaten. Burası da kurusun. Evet, içerideki işlerimizi bitirdik. Boya yapmak için mastik, tavanları çektiğimiz mastik ve alçıların kurumasını bekliyoruz. O yüzden bugün oraya yapamayacağız maalesef. Yarına kadar ancak kurur. Bir günde falan alçılar ancak kuruyor çünkü. Daha önceki denemelerimizden biliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca aile olduğumuzu bir kez daha hissettirdiğiniz için de ben çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videomuzda yorumlarınızla bize destek verdiniz. Kalpten hissediyoruz desteklerinizi. Çok sağ olun. Şimdilik hoşça kalın. Yeni gelecek abonelerimizde şimdiden hoş geldiniz diyoruz. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere.